Ve bir seyircimiz sormuş, 8 yaşındaki kızımda akıntılar var. Hı hı. Ne yapacağız? Şimdi bu tip akıntılar genellikle kadın doğumla ilgili direkt değildir. Direkt hani Allah korusun rahim ağzı kanseri yönünden soruyorlarsa öyle bir risk olduğunu hiç düşünmüyorum. Ama kızlarda akıntı olmayacak diye bir şey yok. Genellikle bunlarda hijyen kurallarına bağlı olarak hani tamam temiz tutuyoruz kızımızı falan diyorlar ama bazen hijyenin de fazlası doğal florayı yok ettiği için mikrobik nedenlere yol açabiliyor. Bazen birlikte yıkadıkları çamaşırlardan bulaş olabiliyor. Onun için küçük kızlarda akıntı oluyorsa çocuk doktoruna veya hani kadın doğumada götürseler genellikle mantar enfeksiyonu oluyor ve tedavisi mümkün. Çünkü okullarda dışarıda evet, tuvalete evet, gidiyorlar. Tuvalete o iç çamaşırlarını ütülemek iyi bir şey değil mi? Güzel bir şey aslında. Güzel ben diyorum ki aile iç çamaşırlarından ayrı yıkayın. Mümkünse elde yıkayın ve orta kısımlarını ütüleyin. Ve devamlı değiştirin. Sabah akşam mümkünse veya her gün mutlaka penye çamaşır giydirin. Pamuklu, ve tuvalet kağıdı kullanımını kesinlikle alıştırın. Asla ıslak kalmasın. Kalmasın. Evet. Ayşe Hanım dış gebelik geçirmiş. Evet. Çok geçmiş olsun. Hiç kis sorunum hiç bitmiyor. Bunun için ne yapmam lazım? Dış gebelikle kistin hiçbir alakası yok. Ama sık tekrarlayan kistleri varsa mesela 2 santim. Aslında 2 santime kadar doğaldır. Doğal bir foliküldür. Yani yumurta normalde sıfır halden 12-18. Günlerde adetin 2 santime kadar büyür ve sonrasındaki dönemde o 2 santim yok olur. Çıtlar, içindeki yumurtayı atar, fıs bir şekilde sonuna erer ve adetle atılır. 2 santime kadar kist değildir. Adı kist denmez bunun. Onun için lütfen adet döneminde gidin. Eğer 2 santime kadar sık tekrarlıyor diyorsanız zaten o yumurtadır, kist değildir. Kist demek 2 santimden daha büyük, 3 santim, 4 santim, 5 santim ve onlar dururlar yani genellikle 1, 2, 3, 4, 5 ayda kendi kendine yok olan da vardır ama genellikle tedavi gerekir. Hani ameliyatlık hale gelmedenden bahsediyorum. Onun için eğer gerçekten bir kist varsa tedavi edilmesi gerekiyor. Hekimine gidecek. Bu dış gebeliği çok duyar olduk biz. Çok yaygın mı ve tehlikeli olduğunu duymuştum ben. Dış gebelik tabii ki çok aslında tehlikeli. Yani, Allah korusun. Neden? Onu da bir anlatayım kısaca isterseniz. Normalde yumurtalıklardan bir tane yumurta bu taraftan veya bu taraftan iki yumurtamız var. Ve bunlar tüpler tarafından tutuluyor. Aslında yumurtalıklardan bir tane yumurta karın boşluğuna atılıyor. Normal bu. Ve tüp tarafından tutuluyor. Ve bu tüpten devam edip yolunu buluyor, rahme geliyor. Bu yollardan tüplerde veya rahmin içinde spermle karşılaşırsa döllenip rahmin içine yerleşiyor. Bu normal olması gereken. Ama eğer bu karın içerisi boşluğa atıldı ya bu tüp tarafından tutulamadı, boşluğa düştü. Rahimden de sperm devam etti, yolunu buldu diyelim ki. Ya tüpün ucunda, tüpün içerisinde veya karın boşluğunda bir yerde yumurtayla döllenirse o bölgede yerleşiyor. Yani rahmin içinde evet, değil. Evet, kalmıyor. Evet. Burada döllendi. Bu tüp incecik zaten. O tüpün içerisinde büyümeye başladı. Büyüdü, büyüdü. Nereye kadar büyüyecek? 7 hafta oldu, 8 hafta oldu. Yırtılıyor tüp. Ve iç kanama yapıyor. Veya karın boşluğunda veya yumurtalığın içerisinde. Yani rahim içerisinde olmayan bir döllenme nedeniyle. Rahim dışında ise dış gebelik oluyor. Dış gebelikte de aynı gebelikteki belirtiler var mı? Annede mide bulantısı gibi, halsizlik, yorgunluk olabilir. Gibi. Olabilir. Yani hamile kaldığı testte evet. Görünür mü mesela? Tabii ki. Görünür. Tabii kan ki. Testinde de görünür. Kan testinde de görülür ama anormal bir artış vardır. Yani normal rahim içindeki gibi her gün çift katlayan bir değer değildir mesela. Onun bir sırası vardır. Anormal bir şeyler olduğunu zaten bizler fark ederiz. Ve eğer bu rahim içe erken gelirlerse bu dış gebeliği biz daha yırtılmadan saptayabiliriz. Bazen hiç yırtılmadan biz bunları metotreksat dediğimiz bir takım zehirli ilaçlarla orada yok edip emilmesini de sağlayabiliyoruz. Güzel. Ama yırtıldıktan sonra eğer iç kanama yaparsa başka çıkacak hiçbir yer olmadığı için karnın içinde o kanın mecburen ameliyat etmek zorunda kalıyoruz. Bunu kapalı laparoskopik de yapabiliyoruz. Bazen şoka girmiş hasta geldiğinde açık da yapabiliyoruz. Ama o kanın yani o yırtıldığı yerden oluşan kanın mutlaka boşaltılması gerekiyor. Onu olduktan sonra. Lazım, evet. İşte o hale gelmeden bir gebelik saptandığı anda gününüz mü geçti, test mi yaptırdınız hemen doktora. Hemen. Hemen. O kan tahlili mesela hemen birkaç gün sonrasında hamilelik olduğunu bir gün sonra öğrenebiliyor. Yani eczaneden testlerini kan tahlili daha net sağlıklı sanki bir gebelikte
Bu rakam çift katlar. Mesela ilk gittiniz testiniz 30 çıktı. Normalde 10'a kadar, 5'e kadar normalde, hadi diyelim ki 10'a kadar ya da 0 çıktı, gebe değilsiniz, tamam. Ama 30 çıktı değeriniz. Ertesi gün 60 olmalı. Onun ertesi gün 120, ondan sonra 240, yani sağlıklı bir gebelikte çift katlayarak gider. Buradaki anormal bir yükselmeyiş bizim için tehlike sinyallerini gösterir. Zaten doktora da gittiysek evet, onu hemen ultrasonda zaten siz zaten tespit ediyorsunuz tespit ve gerekli müdahaleyi evet yapıyorsunuz. Öykü Hanım tüplerini bağlatmış, şimdi çocuk sahibi olmak istiyormuş. Tüplerin açılması biraz riskli, meşakkatli ama olmaz değil, olur. Ama çok mikroskobik düzeydeki şeyler. O yüzden bu konunun çok uzmanlarına gitmelerini tavsiye ediyorum. Çok mecburlarsa, yani hiç çocuğunuz yok veya çok ileri yaşlardasınız, hani bu işe değer diyorsanız gidebilirsiniz. Dediğim gibi uzman doktorlara, yani bu konuda iyi araştırılıp. Çünkü çoğu hekimde maalesef duyuyorum işte açtım, açıldı, açtırttık ama sonucu olmuyor. Yani çünkü çok mikroskobik düzeydeki işler bunlar. Hani böyle ben açtırdım, açtıracağım diye geleni de hemen kabul etmiyoruz. Çok incelememiz gerekiyor ama mümkündür. Nilay Hanım hipotiroid hastasıymış. Hı hı. Şiddetli regle ağrılarının sebebi hipotiroid midir acaba diye hayır soruyor. Hayır. Şiddetli adet sancılarının birçok nedeni var ama esas nedenlerden birisi kadınlardan %20'sinde, yani 5 kadından birinde rahim normalde dümdüz durmaz. Öne veya arkaya doğrudur yapısal olarak. Yani öne doğrudur veya arkaya doğrudur. Böyle dümdüz durmaz rahim karın içerisinde. Normalde öne doğrudur %80 kadında, %20 kadında yapısal olarak arkaya doğrudur. İşte bu arkaya doğru olan kadınlarda maalesef dismenöre dediğimiz adet sancıları olur. Onun haricinde adet sancılarının endometriozis gibi, yani rahim iç dokusunun değişik yerlerde odaklanmasıyla oluşan yapışıklıklar nedeniyle adet sancıları oluşabiliyor. Bu genç kızlarda da oluşabiliyor. Ancak zaman içerisinde bunların tedavisi yine bizler tarafından mümkündür. Ama hipotiroidi ile hiçbir alakası yok. Mesela adet sancısı çok fazla olanlar ayaklarını sıcak tutsunlar. Kimisi de sıcak su torbalarını karın bölgesine koyuyorlar mesela. Bu sadece mı rahatlatmayı sağlar? Hani ne diyeyim size, diyelim ki kolunuz ağrıyor, hani sıcak tut denir ya, ancak o kadar etkili ama çare değil. Bir de ağrı kesici tavsiye eder misiniz o dönemde? Hani eğer, o süreyi uzatır denilir. Hayır, hiç alakası yok. Ağrı kesicileri kullanmakla adetin azalması veya artması gibi bir şey söz konusu günün değil. Günün sayısı artar. Hayır, hiç alakası yok. Hiç alakası yok ama tedavisi bu değil. Yani ağrı kesiciyi almak adet sancısının tedavisi değil. Aslında tedavisini yapsanız o adet sancısından kurtulacaksınız. Bir ömür çekmeyeceksiniz her ay o ağrıyı. Bir hekiminize gidip doğru bir tedaviyle bundan kurtulabilirsiniz. Ama bunlara rağmen de geçmiyor diyorsanız tabii ki hayatınızın kaliteli yaşanması adına ağrı kesici alabilirsiniz. Mesela ergenlik döneminde çok fazla ağrısı olan genç kardeşlerimiz bu tedaviden yararlanıyor mu, yoksa tabii evlenmesi ki mi hayır, lazım? Tabii ki hayır, 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 kesinlikle. Çok güzel yöntemlerimiz var. Her geçen gün teknoloji o kadar ilerliyor ki, sağlık sektörü o kadar hızlı gelişiyor ki artık her şeyin çaresi var. Yeter ki doktora gidin. Esra Hanım sormuş, semir testinde lisil çıktı. Onu çok okuyamadım. Fakat HPV testim temiz çıktı. Lisil çıktı, evet, tamam. Fakat yani düşük düzeyde hücreler, kanser riski olan hücreler çıktı, evet. HPV testi temiz çıkmış. Güzel. Sadece semir takibine alınması yeterli. Mine Hanım sormuş, miyomlarım nedeniyle rahim ameliyatı olmam gerekiyor. Hayatıma nasıl etkiler? Miyomlarınızın büyüklüğüne göre sadece miyomlar çıkarılabilir eğer mümkünse. Tabii ki doğurganlık yaşınıza veya doğurganlık isteğinize bağlı olarak da bu ameliyatın şekli değişebilir. Ama eğer miyomlar dışarıya tek başına çıkarılabilecek düzeyde değilse bazen rahim alma ameliyatına kadar gidilebilir. Bunu hekimi karar verecektir. İlerisinde tabii ki yine yaşını sormam lazım ama bilmiyoruz. Yaşının düzeyine göre yumurtalıklar bırakılabilir. Yumurtalıklar ve rahim ağzı bırakıldığı takdirde de hiçbir kalitesi bozulmayacaktır. Yani rahatlıkla olabilir.
Bir seyircimiz sormuş, çift rahimim var deniliyor. Böyle evet, bir şey olabilir mi? Tabii doğru olabilir. Tabii olabilir. Oluyor değil mi? Tabii ki, tabii ki yapısal olarak. Tek taraflı tüp olabiliyor, yumurtalığın birisi hiç olmayabiliyor. Çift rahim olabiliyor, rahim içerisinde septum dediğimiz bölge olabiliyor. Birçok rahim anormallikleri söz konusu olabilir ama hepsinin tedavisi var. Yani yok yok diye bir şey düşünmüyorum artık ben. Nida Dahi bizlerle birlikteydi. Gaziantep'ten geldi. Size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür çok güzel ederim. İfade ettiniz. Hepimizin çok anlayabileceği şekilde anlattınız. Hakikaten öyle. Teşekkür ederim. Çok aydınlandık. Ve bu konular biz hepimizi ilgilendiriyor. Genç kızlarımızı, çocuklarımızla ilgilendiren evet, konular evet, konuştuk. Evet. Menopoz döneminde lütfen, konuştuk. Evet, ihmal etmeyelim. Bir doktora gitmeniz çok şeyi kazandıracaktır size. Ben de aslında bunun için buradayım. Şu ketemi tekrar edip böyle kapatalım mı? Tabii ki. Ketem devlet tarafından zaten politikalarımızın, sağlık politikamızın içerisine alınmış. Kanser erken teşhis ve tedavi merkezleri her şehirde var. Lütfen internet sitelerine girip nerede, hangi merkez var öğrenelim. Burada rahatlıkla sizin, eşinizin, ailenizin, herkesin yani Türk vatandaşı olan herkesin kanser taramaları ücretsiz olarak yapılıyor. Yani bu bir hak. Lütfen bu haktan yararlanalım diyorum SSK'sı ben. SSK'sı olmayan, Bağkur'u olmayan hiç önemli da değil. Hiç önemli yararlanabilir. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Rica çok ederim, sağ olun. Ben teşekkür eksik olmayın. Ediyorum. Görüşmek dileğiyle. Ay ay. Teşekkür ederim. Ay ay. Görüşmek üzere. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Görüşürüz. İyi programlar. Sağ olun. Buyurun.